Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosunda merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte sezon 13'ün bütün her şeyinin görüntüsü ortaya çıktı ve ben de bugün sizlere bunları paylaşacağım dostlar. Daha fazla böyle videolar kaçırmamak isterseniz aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Like atarak da bana destek olabilirsiniz. Hem de sezon 14 geldiğinde de bu tür görüntüleri yine faydalanabilirsiniz. Şimdi videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Hemen sizlere bütün sezon 13 videolarını çekmek istiyorum. Ben bu videoyu sizlere yayınladığım gün büyük ihtimal ki güncelleme gelecek. Güncelleme tarihi 7 Mayıs'tı. Umarım gelmiştir diye düşünüyorum. Şu an ben hala 17.0 içerisinde video çekiyorum. Şimdi hep birlikte geçelim, neler geliyormuş görelim. Şimdi ilk önce bizleri böyle bir sezon 13 giysisi karşılıyor. Bu sezon 13 giysisini altın kademeye çıkan bütün herkes alabilecek. Yani altın kademeye çıkmak da dünyanın en kolay işi sanırım bu oyunda. Çünkü hani yatsanız da uyusanız da dalaşsanız da her türlü altın ligine çıktığınızı düşünüyorum. Ben zaten genelde herkes elmas liginde falan oluyor diye düşünüyorum açıkçası. Artık size bilemem, belki çıkıyorsunuzdur belki çıkmıyorsunuzdur ama S13 yani herkese verdiği set bu şekilde dostlar. Sonrasında ise böyle bir tane yüz maskesi veriyor, bunu altından bir üst kademede veriyordu sanırım bu platinde. Platin kademeye çıkan herkese ise buradaki yüz maskesini verecekler dostlar. Sonrasında başka bir şey var mı derseniz hala yok, çünkü sadece bu kadar. Sezon 13'te platine çıkın ve bu yüzünüzdeki maskeyi alın. Yani ikisinin seti bu şekilde dostlar. Sonra paraşütümüz var. Paraşüt olarak da hani böyle güzel bir paraşüt yaptıklarını düşünüyorum. Bence sezon 13'ü paraşütte birazcık bayağı güzel. Hani rengi biraz kahverengi tonunda kalmış. Hani klasik sandık tonu gibi ama bence güzel. Bu da AUK desenimiz. Biliyorsunuz ki Elmas Ligi'ne çıkanlara herkese desen veriliyordu ve bu sezonda Elmas Ligi'ne çıkan herkese AUK deseni verecekler. Birazcık boş gibi gözüküyor ama aslında dolu. Yani hiç deseniniz yoksa hafif üstünde yazıların olduğu bir tane desen yapmışlar. Bence kullanılabilir, çünkü hani AUK deseni olmayanlar vardı ve tabanca deseni de verecek. Bu tabanca desenini Royal Pass'ta verecekler P92'ye. Bende sanırım sarı kırmızısı vardı ya da bunun gümüş mü ne, çöl kamuflajlı mı, öyle bir tane desen var sanırım, o vardı bende. Sonrasında vektör deseni veriliyor bu sefer. Hani vektör de gerçekten kullanılan bir silah. Bende deseni yoktu. Eskiden bir tane gümüş deseni almıştık. Yani o zamanlar oynayanlar, bu videoyu izleyenler varsa onlar bilir. O zamanlar bu deseni almıştık. Yani gümüşünü almıştık. Sonra bir tane de AUK desenimiz var Royal Pass'ta. Bence bu da gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Sizin de düşüncelerinizi aşağıya bekliyorum. Bence AUK desenini bayağı güzel yapmışlar. Hani bunu Royal Pass'ta bize verecekler. Biz de bunu gelip alıp kullanacağız. Bence gayet güzel. Sonrasında Royal Pass'ta verilecek olan paraşütü ise kare bir paraşüt seçmişler. Bence bu da gayet güzel bir tonda yapılmış. Ben bunu kullanabilirim ama kullanmam, çünkü bende kutup kraliçesinin paraşütü vardı, mavi olan, belki bilirsiniz. Ben onu kullanıyorum. Gerçekten de güzel olduğunu düşünüyorum. Hani bayağı da güzel. Onu UC'ye çıkartmıştım zamanında. Hani UC'ye de değerli olduğu için bırakamıyoruz. Sonra sezon 13'ün kaskı ise 1 level iken bu şekilde dostlar. Hani böyle standart bir görünüm zaten. 1 level halini herkes biliyor. Sonra 2 levelde bu hale geliyor. Bu hale ne demekse bilmiyorum artık. Bu hale geliyor. Yani böyle güzel bir şey. Sonra 13'e geldiğimizde ise böyle kahverengi yılan desen tarzlı bir desen yapmışlar dostlar. Hani yılanın şeyi var ya, söyleyemedim ama işte ona benzeyen bir tane tasarım yapmışlar dışına. Bence bu da gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de aşağıya sezon 13'ü nasıl buldunuz aşağıya yazarak belirtebilirsiniz dostlar. Bence güzel. Başka tava desenimiz var. Tava desenimiz de bence gayet güzel. Mor bir tane tava deseni yapmışlar. Böyle güzel, değişik tarzı bir tava deseni dostlar. Artık size kalmış gerisi.
Yani bence bu sezonda alınır diye düşünüyorum ama hilelerde bir çözüm, bak ben sizlere hile çözümünü söyleyeyim, bu da uçak şey. Hilelerden kurtulmak için yüksek ranklarda fazla gezmeyin abi, düşük rankta savaşın. Çünkü hileler genelde yüksek ranklarda yükseğe çıkmak için uğraşıyorlar. Ben birazcık alt kademede takılıyorum, kurtuluyorum. Bir de telefondan BŞN oynadığım için, orada da Fatih'e kastığım için ben pek hilelerle hani bulaşmadan bir şekilde Fatih oldum. Yani sizlere de eğer Fatih olacaksanız, dün bir video atmıştım. Ondan önce de Fatih oldum diye bir video atmıştım. Onları falan izleyebilirsiniz Fatih olmak isteyenler varsa. Böyle bir tane de çanta deseni, çanta süsü veriliyor. Sarı, yeşil, birazcık yaz temasında var. Yani orman havası mı, yaz teması mı? Onun gibi bir şey. Bir de gözlüğü var ha. Değişik. Baksanız abi, ama bir yandan da tatlı, biliyor musunuz? Bence güzel abi. Sonra burada bir de motor desenimiz var dostlar. Bu motor deseni de bence gayet güzel. Hani birazcık oyuncak tasarımlı motor deseni gibi olmuş, biliyor musunuz? Bu ama kullanılır bir desen. Hani bence bana kalırsa kullanılabilecek bir desen. Sizin de düşüncelerinizi gerçekten aşağıya bekliyorum. Hani oyuncak motorlar gibi bir desen yapmışlar abi. Bildiğin yani oyuncak motor bu ya. Yani bildiğin oyuncak motor. Ve pembe de bir Scar desenimiz var. Royal Pass'ta geliyor. Scar, sal beni, sal sal. Nefret ediyorum senden. 8 tane desenin var. M4'ten kötüsün abi. Ben seni buldum, oynayamıyorum. Hele hele dürbünsüz bana eziyet çektiriyor bu biraz uzak savaşlarda. Uzak mı yakın mı, ikisinden birinde eziyet çektiriyordu ama ben Scar'ı sevmiyorum abi. Siz seviyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Ve bu da bizlerin Royal Pass deseni. Royal Pass emojisi, pardon, desen nedir? Acaba bunu geldiğinde de böyle kırmızı maviyi arkamıza gelip mi yapacak? Eğer böyle gelirse biz takımda çok troll yaparız, ben size söyleyeyim. Hani zaten Fatih şeyim olacak, belki şey yapabiliriz. Fatih olup lobileri trolleme Power Ranger'lar odaya bastı. Çok saçma ama güzel. Baksanıza Power Ranger'lar odaya basıyor bildiğiniz. Yani bence kullanılabilir. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. İki tane emojisi var şu anda bildiğim kadarıyla. Başka var mı? Böyle. Bu da normal herkesin alabileceği emoji sanırım. Hani 25 levelde bir tane veriyor ya. Bu da hepinizin alacağı olan sanırım. Yani öyle düşünüyorum. Şöyle var. Değişik değişik emojiler. Bunlar biraz tabii ki de premium sandığa geliyor. Yani çarka geliyor falan geliyor ama hani bunların bir takımı da sizlere de beleş de olsa bir nebze düşüyor. Baksanıza bak, bence bu çarklık. Yani olabilir diye düşünüyorum. Ve en dinleme emojisini zaten biliyorsunuz, onu göstereceğim birazdan ama bu da sezon 13'te Royal Pass alanların kullanacağı şey, böyle el uzatıyor, yani değişik. Baksanız abi. Şey gibi, kung fu yapıyorlar ya, onun gibi bir şey herhalde bu da. Bu da mavi Power Ranger giysisi. Ben hala karar veremedim. Maviyi mi alsam, kırmızıyı mı alsam, bilmiyorum. Siz hangisini almak istiyorsunuz mesela, onu da aşağıya yazabilirsiniz. Ama bence kırmızı daha güzel. Ama mavi de güzel. Mavinin bak arkada pelerini var, hareketli. Pelerin yüzünden mavi alasım var. Yani bilmiyorum abi, mavi de alasım var, kırmızıyı da alasım var. Karışık. Ama çözemedim. Bir gün çözeceğim. Onu da sanırım 100 olduğumuzda sallayacağım biri. Çark yaparım herhalde, hangisi tutarsa diye. Ve bu da kırmızı. Kırmızının pelerini yok diye hatırlıyorum. Aynen böyle kırmızı robot gibi sade tarz yapmışlar bunu. Yani bence bu da gayet güzel olduğunu düşünüyorum abi. Yani sizin düşüncenizi de gerçekten bekliyorum aşağı. Siz nasıl buldunuz? Gerçekten alır mısınız bu sezon falan filan? Ben yine 6. sezonda aldığım için 6 UZ'ye bir kere verince, etkinlikten gelenleri harcamayınca tekrar alabildiğiniz için pek sıkıntı etmiyorum. Böyle bir tane de jantı seti yapmışlar dostlar. Değişik bir jantı seti. Bu eskiden yoktu. Eskisi de hani böyle değildi. Bunu erkek özel mi yapmışlar, kadın özel mi yapmışlar, ben de çözemedim ama büyük ihtimal bu kadına özel bir şey diye düşünüyorum. Baksanıza jantı. Rak yazmışlar ama jantı işte ya. Jantı jantıdır abi. Bildiğimiz şeyi bize mi değiştireceksiniz, ne yapacaksınız? Ama rak tasarımı da var. Ve sonrasında sezon 13'te bir tane de böyle bir mavi giysimiz var. Hani bu da levellere geldikten sonra aldığınız tarzdaki giysilerden diye söyleyeyim ben sizlere. Hani bu da gayet güzel. Ben Royal Pass'ta mesela setleri yükseldikçe değiştiren biriyim. Kendi klasik setlerimi ne yapacağım bilmiyorum valla. Koleksiyoncu ünvanını da aldık.
bir ton paraşüt olduğu ne işime yarıyor ben de bilmiyorum ama bir ton şey var. Keşke fazlalıklara hediye edebilsek de canlı yayında az hediye etsem ya. Vallahi ben kullanamıyorum ki, hiçbir işime yaramıyorlar. Bu da mesela mor, birazcık maskara tasarımını buna eklemişler diyebilirim. Hani maskara seti vardı ya çarka geldiği de. Onun birazcık tasarımını hani buraya çaktırmadan atmışlar gibi ama hadi bakayım. Yani birazcık mor pembemsiyi burada kullanmışlar abi. Sonra kırmızısı var bir de bunun. Bence gayet güzel abi. Ya sanırım bu kırmızı olanlar Andy'nin giysileri. Sanmıyorum ben sezon 13'te olduğunu, çünkü sezon 13'te Power Ranger'ın giysileri verecek. Bunlar büyük ihtimal Andy'nin giysileri diye düşünüyorum ben. Bence Andy'nin. Siz ne diyorsunuz? Sizce hangisini? Yalnız Andy de gayet güzel bir karakter ha. Bu da mavi dostlar. Ya bunu çarka da getirebilirler abi. Bilmiyorum ki, o kadar çok şey gelecek ki. Hani Royal Pass'takileri iyi kötü çözdük de hani geri kalanlar nereye gelir? Çarka mı gelir? Premium sandığa mı gelir? Klasiğe mi gelir? Nereye gelir? Bilmiyorum. Mesela burada mavi bir tane set var. Bu mavi Erangel'da giysek yeşilden olmaz. Çölde giysek sarı olur olmaz. Sanok'ta desen hiç olmaz. Weekend desen bir ihtimal Weekend'i de olabilir. Vallahi bilmiyorum bu seti nerede kullanırız ki? Birazcık yağmurluk set gibi olmuş bu. Siz ne diyorsunuz? Ve bu da Carlo'nunkiler dostlar. Ha Carlo değilmiş, pardon. Carlo nereden çıktı ya? İşte bunlar da mavi sandık mesela, hani sezon sonu Royal Pass puanlarımız birikiyor falan filan. Burası da onları kullanabileceğimiz bir kısım diye düşünüyorum. Çünkü hani mavi şeyi gösteriyor falan gösteriyor. Pembe şeyi de buraya eklemişler, Scar'ı. Hani çok şey var ama ne yapacağız ben de bilmiyorum. Gerçekten. Bak mavi Power Ranger kaskıyla birlikte bence mavi gayet güzel pelerin olduğu için ben bunu tercih etmeyi düşünüyorum. Ama kırmızı da hoş olduğu için karar veremiyorum. Siz ne diyorsunuz? Kırmızı almaya mı değer yoksa mavi almaya mı değer? Ben hala çözemedim. Çözeceğim inşallah %50 olduğunda ama hala çözemedim. Sizlerden de bekliyorum yani. Pembe Scar'ımız var. Pembiş. Yani bu da güzel olduğunu düşünüyorum abi. Çünkü pembe Scar da gayet güzel gibi. Hani o kadar Scar deseni var. Bu da yeni diye kullanırız herhalde. Bilmiyorum ki. Hani bende bir ton Scar deseni var. Ne işe yarıyorlar bilmiyorum. Ben şu kırmızıyı kullanıyorum birazcık. Kırmızı mavi vardı. Royal Pass'ta verilmişti bir ara. Onu kullanıyorum. Ne yapayım? O kadar çok var. Diğerleri pek yine desenli olmuyordu. Gittim dedim onu kullanayım. Bunu kullanayım falan filan, öyle bir şeyler yaptım dostlar. Yani böyle gidiyoruz işte. Ve altına tabii ki de yeni grafitileri, yeni gümüş parçacıkları eklemezlerse tabii ki de olmaz. Çünkü onlar bizim en değerlimiz ve burada da kırmızı setimize geldik abi. Kırmızı setimizde şu anda görüyorsunuz. Hani kırmızı set de güzel, mavi set de güzel. Vallahi ben çözemeyeceğim hangisini alacağım. Siz hangisini alırsınız? Yani kırmızının tasarımı güzel, mavinin pelerini güzel. Hani pelerin koşarken sallanıyor ya, o yüzden gayet güzel oluyor da. Bilmiyorum ki abi. Bu mavi öncekinden farklı mı, aynı mı? Aynı herhalde ya. Aynı. Bence farklı değildir, aynıdır. Sonra bir tane de ayrıyetten yapmışlar. Sadece mavi seti veren, bununki büyük ihtimal onlara 60 puan veriyorsanız bu da 45 puanlık bir Royal Pass sandığı yaparlar diye düşünüyorum. Hani bununkini bir tık seviyesini düşürmüşlerdir falan filan diye düşünüyorum ben abi. Sizin de zaten düşüncelerinizi aşağıya bekliyorum. Yazın abi. Başka da Toros desenimiz var dostlar. Böyle kırmızı bir tane Toros deseni var. DP deseni var. Yani sarı mavi tarzında bir DP deseni getirmişler. Bu da 4. sandık. Bundan sonrasında da ise bir tane altın şeyimiz var, tavamız var. Bence altın tava kullanılabilir ama yatarken kullanılma söyle. Hani altın şey tava savaşlarında falan kullanılabilir diye düşünüyorum ben. Ama Toros bence gayet güzel ve hoş bir tasarım yapmışlar. Neyse dostlar, bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Çünkü ben kaçıyorum. Video olmuş 15 dakika. Az sonra bana yorumda söyleyecekler. Videoyu niye o kadar uzun süre tuttun diye, ama video bu kadar. Ben ne yapayım kardeşim? Hadi bakayım, görüşürüz. Like atmayı da unutmayın. Bay bay.